Aslında başlangıçtan beri ele geçirmeye çalıştıkları bir alan biliyorsunuz, kültür ve sanat alanı. Çünkü buradaki üretim, halkların üretimi, yani özellikle bir takım simgeler yaratmak rahatsız edici bir şey, bir boyutu var. Yani şöyle düşünün, simgelere karşı bir takım simgeler, onları içeriksizleştirmek. İşte asla bir bölge halkının ihtiyacını gidermeyecek ya da arzu etmediği türden bir takım şeyleri, programları, projeleri onların önüne getirmek, saygısızlık dışında hani bir biçimde de kültürel bir mücadelenin de bir parçası gibi görünüyor. Yani dilini yasaklıyorsunuz insanların, o dilde şarkı söylemesini yasaklıyorsunuz, oyun oynamasını yasaklıyorsunuz ve bütün bunlarla aslında yarattığınız şey bir yerine koyacağınız bir şey de olmadığı zaman o popüler kültürün işte ikonik imgeleriyle bir şey inşa etmeye çalışıyorsunuz. Yüzeyde bunu hani böyle daha arada kalmış çocuklar üzerinde bir etkisi olabilir. Ama bir hafızaya sahip, hani dil hakkı siyasi bir şey değil ki, doğal bir hak. Yani insanın kendi dilinde kendi hikayelerini anlatma arzusunun önüne geçebilen şimdiye kadar kimse olmadı. Yani yasaklanır, başka yerde yapılır. Hatta o birikir, yani ona ilişkin hikayeler birikir. Şimdi bu tamamıyla aslında bir kimliği dönüştürme şeyi olarak görüyorum ben, çabası olarak. Ama gerçekten çok talihsizce bir şey. Çünkü sanatın zaten işlevi bir tür hafıza oluşturmak. Hani ondan alınanı, bedenden alınanı, dilden alınanı, orada yoksun bırakanı yeniden kurmak için hep bir yol arama işi. Ve zaten bu yasaklarda bence tam tersi, hani o tür bir asimilasyonu hızlandırmak yerine tam tersi öbür tarafı kemikleştirecek şeylerdir. Çünkü kimse kolay kolay kendi şarkısını, ezgisini, sesini bir başkasına şey yapmaz, emanet etmez. Yani bu çünkü doğal hakkı, burada artık bir politikanın konusu, ya yani her şey politikanın konusu, o anlamda söylemiyorum. Şimdi Kürtçe seni seviyorum demek bile bir çocuk okulun bahçesine yazdığında ne yazdığını bilmeden bir eğer tutuklama, gözaltı, soruşturma gerekçesi oluyorsa elbette o dilin kendisi de politiktir ama yani bir sürü insan var burada ve her görüşten onları ikna edemezsiniz. Ben işte birkaç gündür Ahmet Tiyatro Festivali'nde çeşitli bölgelerden gelmiş Kürtçe oyunlar izliyorum. Üstelik hani çok anlamamama rağmen. Merak ediyorum çünkü. Benim merak ettiğim daha çok seyircinin tepkisi. Nasıl dolup taştığını görüyorum. Nasıl eğlendiklerini görüyorum ve bu doğal haklarının hani onlardan bu kadar alınmasının kendilerine karşı öfkeyi biriktirdiğini akıllı yöneticilerin öngörmesi lazım. Yani kayyumlarla elinden alınan yerler, mekanlar, yasaklanan oyunlar. Üstelik bu sadece burada değil biliyorsunuz. Hani azıcık muhalifse Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de karşımıza çıkıyor. Yani oyun yasaklamaları, konser yasaklamaları, hani kiminde ahlaki, kiminde politik, hani bir hayat şey yapmaya çalışıyorlar bize, yazmaya çalışıyorlar, uydurmaya çalışıyorlar. Ama gerçekten kimse artık o çerçevenin içine giremez. Oradan geçmek gerekiyor. Yani artık onların hayal ettiği türden bir dünyayı kimse soluklamak istemiyor. Biz kardeşlerimizin dilini öğreneceğiz onlara tepki olarak. Yani biz birbirimizin dilini ve sesini dinlemek zorundayız. Birbirimizi anlamak zorundayız. Yani sanatçıları ben sadece şöyle bir şey söylüyorum. Bu komik, hani bununla siz hiç kimsenin, hiçbir halkın kültürel birikimini ortadan zaten kaldıramazsınız. Birikir ve daha güçlü bir biçimde karşınıza çıkarırlar. Daha öfkeli çıkarırlar, daha dirençli çıkarırlar. Ama en azından kendine sanatçı diyen arkadaşlara diyorum ki protesto edin. Alet olmayın. Sur Festivali'nde ne işiniz var? O sur yıkılırken oradan çıkan sesleri hepimiz işittik. Önce adı yakılır bir şeyin, yası tutulur, başkalarının yasına da azıcık komşu saygısı duyulur. Hiçbir şey yapılmıyorsa. Yani saçma sapan bir hikayenin ortasındayız hep beraber ama. Seyircisini kendisinin oluşturduğu, dışarıdan ithal etmiş bir yapımla geliyor. Çünkü buradaki dinamiklerle, hani buradaki halkla bir bağ kuramayacağının aslında farkında. Yani olduğunu ya da olabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Kendi kentte yani bildiği, zevk aldığı,
hani onu alıyor ve üstelik de hani yani Allah aşkına kutlanan, festival yapılan şeyin gerekçesi bile ürkütücü zaten. Yok cezaevi açılmasıymış, bilmem neymiş gibi şeyler. Burada insanların oralarla ilgili ne kadar çok acılı hikayeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bunun üzerine de yani kültürel anlamda bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hani tam bir fay hattı, bir kırılma. Orayı ama doldurabilecekleri bir şey yok. Yani şimdi şöyle düşünün, burada herkesin alışkın olduğu ezgiler var, alışkın olduğu türküler var. Ve hani bir sesi duyduklarında çok sesli bir şehir burası. Ve müzikle çok iç içe. İşte oyun izliyorum diyorum ya, oyunlarda böyle hani bizim kullandığımızdan çok daha fazla müzik kullanıyor diyor. Şimdi insanların kendi sanatlarıyla ilişkisi bu kadar şeyken, belirginken, hani henüz onlar unutturulmamışken, bunlar kentte yaşamıyorlar ki, hani büyük Türkiye'deki kentlerde, kendi memleketlerindeki kendi seslerinin yerine başka sesleri monte etmeye çalışmak aslında yapay bir intikal meselesi gibi düşünün. Yani oradan alıyor, kendi adamlarıyla buraya bir çıkış yapıyor, kendi seyircisini yaratıyor ve bu ne organik, yani ne iç içe geçebilir, ne işe yarayabilir. Hani ben böyle biraz faydacı bakıyorum. Hani diyelim ki buradakilere katkıda bulunacak, onların ulaşamayacağı mesela bir takım sanatsal örnekler buraya getirilebilir. Hani o anlamda bir evrensel tarafı var. Fakat buradaki hikaye bu da değil. Hani burada hem ona yabancı, hem hiçbir şey vermeyecek. Üstelik de dalga geçiyor gibi belki de, yani ne hissettiklerini tahmin edebiliyorum. Hani anlamsız gelebilecek, bizim bile izlemekte zorlandığımız bir takım şeyleri buraya getiriyorlar, sanatçıları buraya getiriyorlar. Ve hani bunun dediğim gibi yani hem kültürel bağlamda, hem hafıza bağlamında ve hem de bir halka yani yaklaşmaya çalışmanın bir biçimi olarak görüyorsanız herhalde en son yoludur diye düşünüyorum. Yani her şeyi bırakın, siyasi olarak akıllıca da değil. Hani bir şehre gittiğinizde hani orada misafir olduğunuzu bilirsiniz. Ama ev sahibi benim diyorsanız da zaten hani orada başka bir hikaye gündeme gelmeye başlar. Sizi kabul etmiyorsa birileri, misafir olarak ya da ev sahibi olarak görmüyorsa, o zaman kendi bando takımınızla gelir, çalgınızı çalar ve kendiniz dinlersiniz. Bu da bir iletişim değil. Yani iyi niyetli bir iletişim çabası yok burada her şeyden önce. Çok net değil mi? Hani bir kere bütün bu simgelerle, işte kendi diliyle, kendi sanatıyla, yani mekanla bile, bakın ben Diyarbakır'a her geldiğimde mekanlar değişiyor. Yani bu her yerde yapılıyor. Bu Türkiye'de de düşünün, yani artık hani çocukluğunuzun geçtiği sokaklar değişiyor, bildiğiniz mekanlar değişiyor. Bunların hepsi ne yapıyor? Bir tür kimliksizleştirme ve nötr mekanlar yaratma projesi. Şimdi burada zaten siz insanları mekanlardan uzaklaştırırsanız, eski Diyarbakır evi neredeyse kalmamış durumda. Hani ve burada yeni yeni TOKİ'ler, işte bütün şehirler birbirine benziyor. Ben Adana'da doğdum, büyüdüm. Eski Adana ile yeni Adana birbirinden çok farklıdır. Yeni Diyarbakır da yeni Adana'ya benziyor. Hani mimari, siteler, evler. Hani buranın avlular vardı. Yani buraların, hani ben de kendi çocukluğumdaki dokuyu benzettiğim için bir ilişki kurabiliyorum. Şimdi orada insanların kamusal alanlarda bir araya gelme ihtiyaçları, yani burada Kürtlerin birlikte olma ihtiyaçları kentteki insanlardan daha farklı. Daha başka bir şeyde yaşıyorlar, boyutta yaşıyorlar. Hani hala birbirlerinin kapısını çalıyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. Şimdi siz önce onların evlerini, yaşama biçimlerine el koyuyorsunuz. Hepimizi böyle garip mekanların içine yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra arkasından da o işgalin şeyi geliyor tabii. Yani başka boyutları geliyor. Hani içeriklerini onunla dolduracak. O sesleri yok edecek. Sizin kendi dilinizdeki bir oyun için sahne bulmakta zorlanırken, ya da işte bizim çocuklar yapıyordu belediyede, şehir tiyatrosunda. Çok da iyi işler yapıyorlardı. Şimdi kayyum geldiğinde oraya başka bir şey olmaya başladığında, hani bu yöredeki insanlar için, buradaki seyirci için, halk için anlamı olan bir şey değil ki. Hani kalkıp gidebilirler. Ama bu yani hani ele geçirme jesti ama kendisini gerçekleştiremeyecek bir şey. Sadece
daha çok vakit kaybettirecek, daha çok öfkelendirecek ve aşındıracak ve bizim için renk kelimesini de sevmiyorum, böyle etnik süsmüş gibi, dramatik süsmüş gibi hoşuma gitmiyor ama yani bir topluluğun kendine ait değerler sistemini hani bu kadar kolay kimsenin yok etme hakkı yok. Çünkü onunla nefes alıyor, onunla yaşıyor. Yani sana ne, sen de git kendi şehrinde. Ben de başka tür bir tiyatro yapıyorum mesela. Başka tür bir yazı yazıyorum. Ama bu kadar baskın olanın her tarafı ele geçirme arzusu bize zaten tek renkli, gri, sevimsiz, hepimizin içinde mutsuz olduğumuz bir ülke yaratmış durumda. Bundan biz de mutlu değiliz ki. Hani bu sadece Cizre'nin, Batman'ın, Diyarbakır'ın meselesi değil ki. Her yer aynı. Bir dünyada yaşamaya başlıyoruz. Hepimiz aynı mekanlara giriyoruz. Ankara'da da İstanbul'da da aynı mağazaya giriyoruz. Ve buradaki o geçmişi bu biçimde yok etmek yani gerçekten çok acıklı geliyor bana. Geçmiş bu kadar vandalca hani isteyerek, bilerek yok edildiğinde işte diyorsun ki ben fethettim burayı. Sana ait her şeyi ortadan kaldırıyorum. Ve sen bu yıkıntılar arasında şarkını da söyleme. Ben buradan işte başka bir hikayeyi anlatacağım. Ne hikayesi anlatacağım? Anlatacak bir hikayemiz yok bizim, kalmadı. Ortak bir hikayemiz yok bizim. Hani bırakın millet kendi hikayelerini anlatsın. Ne anlamı olabilir ki işte? O tür bir aşındırma. Hep beraber hani ruhumuzu aşındırma, kültürel dokuyu aşındırma. Tek tipin içinde herkesi... İşte çok uygun olmuş cezaevi açılışı, zaten ülkeyi koca cezaevine çevirme projesinde yaşıyoruz hepimiz, yaşamaya çalışıyoruz. Yani gerçekten de hani bu çok kolay değil, hani bir şeyi yok edemezsiniz. Bu uğraşırsınız, didinirsiniz, sonra bir bakarsınız yok ettiğiniz yerden daha güçlü bir ses, gür bir ses çıkar. Bir kere hani azıcık zeka ve tarih bilgisi olan bunu görüyor ve dolayısıyla hani burada işte Kürtçe tiyatro festivali yapılıyor. Hani biz Kürtçe dinliyoruz. Üst yazı niye koymuyorsunuz diyenlere Berfin dedi ki bize hiç üst yazı koydunuz mu? Yıllarca sizin oyunlarınıza baktık. Çok haklısınız dedik. Şimdi dolayısıyla hani yapılabilecek en iyi şeyin ben o olduğunu düşünüyorum. Yani biz o kadar az değiliz. Hani bunlara destek vermemiz, ya birbirimize destek vermemiz. Hani o destek lafını da sevmiyorum. Hani ben kimim ki? Hani ben gelip burada bir sürü bir şey öğreniyorum. Dün Batman'daydım. Oradaki deneyimleri dinledim. Hani benim konuşmamdan, onlara verdiğim şeyden çok daha fazla şey aldım. Buraya geliyorum, mesela sıcacık, hani o dayanışmayı görüyorum. İnsanların işte birbirleriyle kurdukları ilişkiyi görüyorum. Ve her şeye rağmen, hani çok sakin bir biçimde, çok sabırlı bir halk. Hani nasıl direndiklerini görüyorum. Dolayısıyla yapacağımız tek şey, hani birbirimize sahip çıkmak. Ve o sesin kesilmemesi için uğraşmak. Hani ayırmıyorum kendimi ben de buradan, buradakilerden.